Ya da bir sanayi ortamında çalışıyorsanız, ağır makinelerin çalıştığı bir sanayi ortamında çalışıyorsanız, sizin bu sesten, bu gürültüden en az etkilenebilmeniz için gerekli fiziksel önlemleri almanız gerekiyor arkadaşlar. Onun dışında ruh sağlığına etkileri bulunmakta, olumsuz etkileri bulunmakta ve iş performansınızı da olumsuz yönde etkilemektedir. Gürültünün psikolojik etkilerinden bahsedecek olursak yorgunluk hissi verir, uykunuzu iyi bir şekilde alamazsınız, baş ağrısı, migrenleriniz artar, dikkatiniz azalabilir, çalışma performansınız düşer, tahammülsüzlüğünüz artar, öğrenmede azalmalar yaşarsınız ki bu şöyle bir şey de söyleyeceğim şu konuyla ilgili günümüzde çokça çalışmalar bulunmakta. Siz ne kadar daha az sesli ya da rahatsız edici olmayan seslerin olduğu ortamda çalışırsanız sizin öğrenme süreniz de kısalıyor. Bir konuyu öğrenme süreniz de kısalıyor. Ayrıca çalıştığınız ortamda ne kadar çok gün ışığından faydalanıyorsanız bu ortamda sizin algılarınız daha da arttığı için daha çabuk öğreniyorsunuz ve daha derslerinizde ya da sınavlarınızda ya da yaptığınız işte daha başarılı oluyorsunuz. Gürültü yüzünden hafızada daha çok olumsuz değişiklikler oluyor. Sinirlilik ve gerginlik bir diğer etkisi. Gürültünün fiziksel özelliklerinden bahsedelim biraz. Gürültü de spektral bir yapıda, dalga hareketiyle yayılır. Gürültünün de bir düzeyi bulunmakta arkadaşlar. Desibel cinsinden 120 desibel ve üzeri gürültü olarak kabul ediliyor. Gürültünün de bir süresi belli bir süre içinde olduğu biliniyor arkadaşlar. Ve gürültü zaman içinde azalıp çoğalabilir ya da sesi değişebilir. Zaman içinde değişimleri bulunmakta. Bizim yapı içi gürültü kaynaklarımız da var arkadaşlar. Yapı dışı gürültülerden bahsettik az önce. Dışarıdaki geçen arabalar olsun. Örneğin satıcılar olsun. Bunların dışarıda çıkardığı sesler birer gürültü olabilir. Ama yapının içinde de gürültü kaynakları var. Örneğin çoğunlukla artık hepimizin evinde asansörler var. Asansörlerin bir sesleri oluyor. Bunlardan dolayı bunlar birer gürültü kaynağı sayılabilir. Örneğin az önce telefonumuz çaldı. Bu bir gürültü kaynağı olarak, yapı içi bir gürültü kaynağı olarak sayılabilir. Örneğin elektrikli gereçler, bizim kullandığımız süpürgeler olsun, fırınlar olsun ya da aydınlatma sistemleri, bilgisayar sistemleri bunlar hep yapı içi gürültü kaynakları olarak alınabilir. Ya da bir dairede oturuyorsunuz diyelim. Üst katınızdaki kişi televizyonun sesini çok açtı. Bu da bir gürültü kaynağıdır. Ya da bir kişinin öksürmesi, hapşırması bile bir gürültü kaynağıdır arkadaşlar. Ve yeterli akustik önlemler alınmadıysa yandaki komşunuz ya da diğer kullanıcıları rahatsız etmektedir, rahatsız eder. Yapı dışı gürültü kaynakları ise az önce de bahsettik. Taşımacılık gürültüleri, araçlar olabilir. Hava yolu, örneğin uçaklar geçebilir. Bunlar da birer gürültü kaynağıdır. Deniz varsa, deniz manzaralı bir eviniz varsa vapurlar geçebilir. Bunlar da birer gürültü kaynağı olarak geçer arkadaşlar. Örneğin açık hava etkinlikleri oluyorsa, stadyuma yakın bir eviniz varsa burada sürekli maçların yapıldığında seslerin geldiğini duyacaksınız. Ya da pazar yerleri kurulduysa bu pazarlardaki seslerin sürekli evinize geldiğini belki duyabilirsiniz. Ya da çocuk bahçeleri vardır. Bu çocuk bahçelerinde çocuklar oynarken çıkan sesler hep bunlar birer gürültü kaynağıdır arkadaşlar. Bunun için özellikle dış gürültü kaynaklarını önleyebilmek için bizim yapı kabuğunu akustik anlamda en optimum şekilde dizayn etmemiz gerekiyor. Bunlar için ne yapmamız gerekir? Bir duvar yapacaksak, bir duvar kurulumu, dış duvar kurulumu yapacaksak, tuğladan olacaksa bu duvar 13,5'luk tuğla değil, 13,5 santimlik tuğla değil, 19 santimlik, minimum 19 santimlik tuğla kullanmamız gerekiyor. Buna 2 santim iç sıva, dışarıya minimum 3 santimlik XPS köpük ve onun dışına da 3 santimlik dış mineral sıvayı yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunların sayesinde bu katmanlar oluştuğunda ses kırılarak bu katmanların hepsinden kırılarak öncelikle dıştaki mineral sıvaya geliyor. Ardından köpüğe, yalıtım köpüğüne, ardından duvara, en son iç sıvaya geliyor ve bu hepsine geldikçe kırılarak geldiği için en son iç sıvaya gelene kadar sesin etkisi azalıyor. Bunun dışında pencerelerimizi buna göre uygun bir şekilde dizayn etmemiz gerekiyor. Çift cam gerekirse 3 camlı pencereler kullanmamız gerekiyor. Pencere kenarlarındaki denizlik pencere, duvar pencere arasındaki birleşimleri çok iyi izole etmemiz gerekiyor arkadaşlar.
Ya da bir kapı varsa kapının kenarlarını çok iyi izole etmeniz gerekiyor. Ses doğar, yayılır, yansır, yutulur. Bir ortamdan bir ortama geçer ve ses kırılır arkadaşlar. Temelde 6 fiziksel olayı vardır. Bunlara çok detaylı girmeyeceğim. Bunlar daha çok ders kapsamında bunları anlatıyoruz. Şunu bilmeniz gerekiyor. Ses 3 boyutlu ortamlarda, 2 boyutlu ortamlarda ve tek boyutlu ortamlarda yayılıyor arkadaşlar. Bir de bizim kaynak, nokta kaynak dediğimiz bir kaynak var. Noktadan, tek bir noktadan yayılan sese çıkan sesin çıktığı kaynağı nokta kaynak diyoruz. Örneğin ben şu an bir mekanda oturuyorum ve konuşuyorum. Tek kişi olduğum için nokta kaynak. Ama 3 kişi veya 4 kişi olup konuşsak daha çok düzlemsel kaynak olarak geçiyor arkadaşlar. Çizgi kaynak bir araç düşünün, bir yol düşünün arkadaşlar. Şerit şeklinde bir yol düşünün. Bu yolda bir tane araba geçiyorsa nokta kaynak ama birkaç araba geçiyorsa bu yoldan arkadaşlar çizgi kaynak olarak geçiyor. Düzlem kaynakta topluluk halinde yapılan konuşmalar düzlem kaynak. Örneğin bir koro var. Bu koro şarkı söylüyor. Bu düzlem kaynaktır arkadaşlar. Sesin yutulmasından bahsedeceğim. Bu bizim için önemli bir kavram. Sesin yutulması ses enerjisinin başka bir tür enerjiye dönüşmesi demektir. Ses genelde önce kinetik enerjiye sonra da ısı enerjisine dönüşerek yutulur. Gereçlerin ses yutuculuğu yutma çarpanı ile belirlenir. Ses yutma çarpanı yansımayan sesin gelen sese oranıdır ve yüzdelik olarak gösterilir. Şimdi şundan bahsedeyim arkadaşlar. Yapı içi gürültü kaynaklarından bahsettik az önce. Ve alt komşuya, örneğin alt komşuya ses geçiyor diyelim. Bu sesin geçmemesi için siz mekanınız, evinize, odalarınıza halıya yarsınız ve ne olur? O ses aşağı ortama biraz daha geçer. Halı pürüzlü bir yüzeydir ve bu pürüzlü yüzey sayesinde ses yutulur. Böylelikle alt komşuya sesiniz daha az geçer. Ya da duvarlarda farklı uygulamalar yaparsınız. Ne bileyim bir tablo koyarsınız ya da ahşap duvar yüzeyleri var. Arkasında en az 1 santimlik boşluk olan sistemler var. Bu sistemlerden kullanırsınız. Ses o ahşaba gelir, ahşap titreşir. Ve duvara iletilmez bu ses. Böylelikle de yan komşunuza konuşma sesiniz, iç mekandaki konuşma sesiniz geçmez arkadaşlar. Ya da bir boş bir evi düşünün. Boş bir evde ses yankılanır. Perdeler vesaire olmadığında, perdeler, koltuklar, halılar olmadığında bizim perde gibi elemanlarımız da perde koltuklarımız da bu sesi yutar, soğurur ve böylelikle ses yansımadığı için çınlamaz arkadaşlar. Sesin yutulması için gözenekli gereçlerde yutulma, titreşen levhalarda yutulma ve rezonatörlerde yutulmalardan bahsettik. Gözenekli ve titreşen levhalarda yutulmalardan az önce bahsettim. Arkasında 1 santimlik boşluk bir ahşap levhalar oluyor. Bu levhaların titremesi sonucunda ses diğer mekana geçmiyor. Rezonatör de arkadaşlar yine bir ahşap levha oluyor. Bu levhada yine duvarlarda uygulanıyor. Yarı çapı yaklaşık 4 yarı çapı 4 milim veya 5 milim genişliğinde ince yuvarlak boşluklar oluyor. Bu boşlukların içine ses alınıyor ve böylelikle diğer mekana geçmesi engelleniyor. Bu şekilde örnekleri görüyorsunuz. Şöyle. Gözenekli gereç, titreşen levha arkada boşluğu görüyorsunuz ve şu şekilde de rezonatörün kesitini görüyorsunuz arkadaşlar. Ses bu açıklıktan, yuvarlak açıklıktan geliyor. Buradaki boşlukta birikerek sesin diğer mekana geçişi engelleniyor arkadaşlar. Gözenekli gereçlerden birazcık kısaca bahsedecek olursak halı, keçe, kumaş, perde gibi malzemeler. Taş yünü çokça kullanılıyor. Taş yünü ve cam yünü bu ses için çok kullanılıyor. Ayrıca taş yünü ve cam yününü günümüzde şey için de çok kullanıyoruz. Isı yalıtımı için özellikle çatılarda yeni yönetmelik gereği ısı yalıtımı için çatılarda bu eğimli çatılarda ahşap ve eğimli çatılarda çoğunlukla şey kullanıyoruz. Cam yünü ve taş yününü kullanıyoruz. Gözenekli gereçler ince sesleri daha çok yutar. Gözenek boyutu ve derinliği yutuculukta etkilidir. Gözeneklerin dış hava ile temasının engellenmemesi gerekir. Titreşen levhalar titreşebilme özelliği olan levha niteliğindeki gereçler akustikli titreşen levha olarak anılır. Ahşap kaplamalar, pencere kapı gibi yüzeyler, asma tavan elemanları titreşen levhalara örnektir. Titreşen levhalar kalın sesleri yutar. Titreşen levhanın yutuculuğu levhanın gerecine, boyutuna, kalınlığına ve tespit biçimine bağlıdır.
Gürültü denetiminden birazcık bahsedelim. Gürültünün olumsuz etkilerinin önlenmesinde planlı bir biçimde ele alınması gereken gürültü denetimi aşamaları önem kazanır. Bu açıdan aşağıdaki sıranın izlenmesi en akılcı ve ekonomik yoldur. Gürültünün kaynaklı denetimi, gürültünün kaynak ile alıcı arasındaki iletişim ortamındaki denetimi ve gürültünün alıcıda denetimi. Şimdi bir gürültü var diyelim, kaynağını engelleyebiliyorsunuz. Örneğin bir evinizdesiniz, televizyonun sesi çok çıktı gürültü seviyesinde. Siz televizyonu kapatarak gürültüyü engelleyebilirsiniz. Ama dış mekanda olan bir gürültüyü, örneğin asansör çalışıyor, bu bir gürültü oluşturuyor. Siz bunu engelleyemezsiniz. Ya da dışarıda geçen arabaların geçmesini engelleyemezsiniz. Gürültüyle gürültü kaynağını denetleyemediğimiz durumlarda da kaynak ile alıcı arasındaki iletim ortamını denetliyoruz. Yer yer tümsekler kullanırız, ses bariyerleri kullanırız ya da yapay ağaçlandırma ya da ağaçlandırma yöntemleriyle bizim gürültüyle kaynak arasındaki ortamı kontrol altına almış oluyoruz. Hiçbirini yapamıyorsak son çare olarak gürültünün alıcıda denetimini yapıyoruz. Kulaklık vesaire takarak en azından o gürültüden kurtulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ses dolaylı olarak ya da açıklıklardan geçer arkadaşlar. Dolaylı olarak geçen ses bizim duvarlardan geçen sesimiz, döşemelerden geçen sesimiz ya da pencere açıklıklarından değil de pencere kapalıyken geçen sesimiz dolaylı yollardan geçen ses. Açıklıklardan geçen ses de pencere açıldığında geçen ses, kapı açıldığında geçen ses ya da pencere ya da şu havalandırmalardan geçen ses de açıklıklardan geçen ses olarak geçiyor arkadaşlar. Dolaylı geçişi önlemek için derzler yapmamız gerekiyor çoğunlukla arkadaşlar. Gereç değişikliği yapabiliriz. Örneğin bir yapı yaptık. Bu yapıdaki örneğin alçıpanla duvarlarınızı ayırdınız ve ses bir ortamdan bir ortama geçiyor. Siz de burada ders işleyeceksiniz örneğin. Yanda yine bir ders yapılıyor. Buradaki sizin duvar tipinizi alçıpan değil ya tuğla duvar ya da yutong duvar olarak değiştirmeniz gerekecektir. Homojen gereçler yerine heterojen gereçler kullanmanız gerekiyor. Yani bu az önce bahsettiğim şekilde sadece tuğla olarak değil, tuğla, sıva ve XPS köpük şeklinde duvarınızı katmanlı şekilde dizayn etmeniz gerektiğinden bahsediyor. Duvar döşeme, duvar tavan ve benzeri birleşim noktalarında esnek bağlantıları uygulamanız gerekiyor. Söz konusu olabilecek tüm açıklıkları gerektiği şekilde kapatmanız gerekiyor. Örneğin pencere kenarlarında silikon uygulamaları ya da kapı kenarlarındaki köpük uygulamaları gibi bunlarla sizin ses geçişlerini önlemeniz gerekiyor bir ortamdan bir ortama. Asma tavan uygulamalarında şöyle problemler oluyor arkadaşlar. Örneğin sizin kat yüksekliğiniz 3.50. 3.50 yüksekliğinde bir katınız var. Asma tavan yapacaksınız ve bunu 3 metreye düşüreceksiniz. Duvar iki mekanı birbirine ayıran duvarı da siz 3 metre yaptığınızda asma tavanın altına yaptığınızda iki mekan arasında ses birbirine geçecektir. Ama siz bu duvarı da 3.50 yapıp asma tavanı ayırdığınızda 3 asma tavanları ayırdığınızda ses diğer mekana geçmeyecektir. Ve kanal, boru benzeri sesin kolayca yayılmasına yol açacak elemanlarda uygun detayları uygulamanız gerekiyor arkadaşlar. Döşemelerde de biz ya esnek yumuşak gereçler kullanmalıyız, halı gibi pürüzlü yüzeyler kullanmalıyız. Yüzer döşeme yapabiliriz, asma tavan yapabiliriz. Yüzer döşemede arkadaşlar siz şöyle bahsedeyim. Şilte uygulamaları vardı önceden. Şimdi onu şey de yapıyorlar, köpük olarak da yapıyorlar. Siz zemine seramik karoyu yapmadan önce, seramik karo ya da laminant parkeyi döşemeden önce zemine betonarme döşemenin üzerine ya XPS köpük ya da şilte uygulaması yapıyorsunuz. Üstüne yapıştırıcıyı koyup seramik karoyu yapıyorsunuz ya da laminantı yapıyorsunuz. Bu sayede ses alt kata geçmemiş oluyor. Bir diğer şu ana kadar incelediğimiz konular bizim yapı akustiği ile ilgiliydi arkadaşlar. Gürültü denetimi ile ilgiliydi. Biraz da hacim akustiğinden bahsedip ardından akustik modellemeden bahsedeceğim. Hacim akustiği bizim mimari akustik bölümü dediğimiz amacı dinleme olan mekanlardaki akustik çözümlerimiz, mimari akustik çözümlemelerimiz arkadaşlar hacim akustiği. Hacim tasarımında akustiğin etkisinden bahsedeceğiz biraz. Salonun fiziksel sınırlarının belirlenmesi.
Hacim büyüklüğü önemlidir arkadaşlar. Hacim büyüklüğü belli büyüklükte 30 bin metrekarenin üstünde bir hacim tanımlayamazsınız. Çünkü ses o büyüklükte bir büyüklüğe hitap etmez, yayılmaz. Hacmin biçimlenmesi nasıl olacak? Akustik kusurlarımız var arkadaşlar. Mesela çınlama dediğimiz reverberant time şeklinde geçer İngilizce'de. Bu süre ne kadar kısılması gerekiyor? Örneğin siz bir camiye gittiğinizde ya da bir hamama gittiğinizde ses çınlar. Sesin çınlama süresi, reverberation time dediğimiz süre uzundur. Ama sizin bir sinema salonuna ya da bir konser salonuna gittiğinizde bu akustik kusur olarak algılanır bu sesin çınlaması. Bu sesin çınlamasının, reverberation time'ın sıfır olmasını isteriz. Sıfır olamaz ama 0,01 olmasını isteriz örneğin. Salonun iç yüzeylerinin biçimlendirilmesi ve yüzey girişlerinin seçiminden bahsediyoruz. Dinleyici kitlesi genelde salonun tek ve büyük bir yüzeyini tümüyle kapladığından salondaki sessel olayları önemli ölçüde etkiler. Kolaylıkla algılanabildiği gibi dolu ve boş salonlarda belirgin bir akustik ortam ayrımı oluşur. Öte yandan belli bir yutuculukta büyük alanların bulunması akustik açıdan olumlu değildir. Dinleyici kitlesinin hacme dağıtılması da genelde olanaklı olmadığından hacme göre dinleyici sayısının sınırlandırılması gerekmekte arkadaşlar. Akustik açıdan sorunların artması nedeniyle 30 bin metreküpü aşmayan bizim hacimler tasarlamamız gerekiyor. Kişi başına 10 metreküp olarak ele alınırsa bir hacmin maksimum 3000 kişi için tasarlanabileceği söylenebilir arkadaşlar. Biçimlenmeler bizim akustik tasarımımızda çok önemlidir. Özellikle salon tasarımlarında arkadaşlar. Siz hacminizi dikdörtgen şekilde yapabilirsiniz. Şuradaki gibi yelpaze şeklinde yapabilirsiniz. Atnalı şeklinde yapabilirsiniz. Ya da düzensiz bir geometride, farklı bir geometrik şekilde yapabilirsiniz. Bir de akustikte yanıt eğrisi dediğimiz bir kavram var. Bu da bizim etkiye hacmin verdiği tepki arkadaşlar. Hacme beyaz gürültü verildiğinde elde edilen tepkinin grafik üzerine gösterimi o hacmin yanıt eğrisidir denir. Beyaz gürültü de rastgele frekanslarla oluşturulan gürültü arkadaşlar. Hacim akustiğinin öneminden bahsedecek olursak, oda akustik tasarımının amacı bir mekandaki sesin yayılımını, yansımasını ve zayıflamasını kontrol etmektir. Doğrudan ses, yankılanan ses, faydalı ses, faydalı ve zararlı yansımalar da olabilir. Bunların zararlı yansımaları istemiyoruz. Faydalı yansımalar olabilir ama zararlı yansımaların bir mekanda olmamasını isteriz arkadaşlar. Hacim akustik tasarımından biraz bahsedeceğim. Ses yansımalarının tasarımı, ses yutmasının tasarımı, mekanın şekli ve geometrisinin doğru bir şekilde tasarımı. Bu üçünü ele alıyor hacim akustik tasarımı arkadaşlar. Örneğin bir sinema salonu yapacaksak ses parçasını film yapımcıların duyulmasını istediği şekilde duymamız hedeflenir. Konser salonu tasarlıyorsak iyi mekansal izlenim, samimiyet hissi, sıcak ses rengi ve yeterli netlik olması gerekir. Bir restoran tasarlıyorsak huzurlu bir akustik ortamın olması, kısa mesafeden iletişim ve çatal bıçak seslerinin çokça duyulmaması gerekir o ortamda. Açık planlı bir ofiste konuşma sesinin yoğunlaşması dikkatin yoğunlaşmasına neden oluyor. Çalışma alanları arasındaki konuşma gizliliği göz önünde de bulundurulması gerekir. Konser salonlarından biraz bahsedeceğim. Dinleyicilerin yaşadığı akustik deneyim. İdeal olarak izleyici salonun her noktasında performansı aynı şekilde duyabilmelidir. Farklı oyuncular, şarkıcılar arasında denge iyi olmalı ve dinlenme konumuna bağlı olmamalıdır. İcracı yani yapan kişi konser salonunda performans sergileyen kişi ise sanatçılar birbirini duyabilmeli. Oda akustiği sanatçı enstrümanın devamlı olarak hareket etmelidir. Sanatçı mekanın akustiğini düzgün bir şekilde duyabilmeli ve akustik sanatçıların çabalarını desteklemelidir. Bir auditorium tasarımı yapılıyorsa burada iyi konuşma anlaşılabilir konuşmanın iyi bir şekilde anlaşılabilmesi için hoparlörden dinleyiciye doğrudan bir ses yolu, diğer dinleyiciler doğrudan sesi engelleyecek konumda olmamalı. Bu nedenle yükseltilmiş döşeme kullanılmalıdır auditoriumlarda. İzleyiciye erken yansımaların yönlendirilmesi, yani doğrudan sesi güçlendirmek ve böylece konuşma anlaşılırlığını geliştirmek amaçlanır auditoriumlarda. Açık ofislerde de en dikkat çekici ses çevredeki iş istasyonlarından gelen konuşmadır.
Akustik tasarım amacı iş istasyonları arasındaki konuşma gizliliğini en üst seviyeye çıkarmak, böylece konuşmanın anlaşılabilirliğini en aza indirmektir. Açık ofislerde ses yalıtım bölümleri yoktur, sadece bölücüler bulunmaktadır. Konuşma gizliliği temel olarak oda akustiği ile sağlanmalıdır.